Merhaba değerli arkadaşlar. İnkılap tarihi denemelerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu denememizde Milli Mücadele hazırlık dönemi yani Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi konusunu ele alacağız. Denemeye geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Instagram'dan yazdığınız mesajlar, videolara yazdığınız yorumlar için çok teşekkür ederiz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Yoğunluktan dolayı yorumlara bazen geç dönüş yapabiliyoruz. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Ama şunu da lütfen unutmayın Geç dönüş yapsak bile tüm yorumları okuyoruz ve değerlendiriyoruz. Deneme sonucunu ve görüşlerini bizimle paylaşan, videolarımızı beğenen arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederiz. Denemenin sonunda hangi noktalar daha önemli, soru gelme ihtimali yüksek konular hangileri bu kısımlardan bahsedeceğim. Ayrıca olayların kronoloji tablosunu sizlerle paylaşacağım. Hangi olay hangisinden önce ya da sonra yaşanmış şeklinde bilmeniz soruları çözerken bağlantı kurmanız açısından size kolaylık sağlayacaktır. Bu yüzden deneme bitince hemen videoyu kapatmayın. Sonuna kadar izleyin. Bu konuya kadar olan diğer ünitelerin tamamı kanalımızda mevcut. Çözmek isterseniz kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Deneme formatımız bazı denemelerimizin giriş kısmında detaylıca mevcut. Formatımızı bilmeyen arkadaşlarımız girip bakabilirler. Deneme bitince doğru yanlış sayılarını mutlaka yoruma yazalım. Önemli olan kendimizi denemek ve bilmediğimiz noktaları öğrenmek. Deneme sonuçlarınızı ve deneme hakkındaki görüşlerinizi bekliyorum. Herkese başarılar. Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler sözünü nerede söylemiştir? A) İstanbul B) Çanakkale C) İzmir D) Hatay E) Ankara 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri İstanbul'a asker çıkardı. İstanbul'da İtilaf devletlerinin donanmasını gören Mustafa Kemal, Yaveri Cevat Abbas'a dönerek geldikleri gibi giderler demiştir. Bu söz İktam gazetesinde yer almıştır. Sorumuzun cevabı A seçeneği İstanbul. Mustafa Kemal İstanbul'dayken Ali Fethi Bey ile Minber gazetesini çıkarmıştır. Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı eserini yayımlamıştır. Ali Fethi Bey'in kurduğu Hürriyet Perver Avam Fırkası'na üye olmuştur. Şişli'deki evinde arkadaşlarıyla görüşmeler yapmıştır. Yine padişah Vahdettin ile görüşmeler yapmıştır. Amasya Genelgesi'nde aşağıdakilerden hangisinin imzası veya onayı bulunmaz? A) Ali Fuat Cebesoy B) Refet Bele C) Rauf Orbay D) Ali Fethi Okyar E) Cemal Paşa Mustafa Kemal, ulusal mücadeleyi kişisellikten kurtarmak ve genelgenin etki alanını genişletmek için bu genelgeyi önemli komutanlara ve devlet adamlarına imzalatmış veya onaylatmıştır. Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele genelgeyi imzalamıştır. Kazım Karabekir ve Cemal Paşa ise genelgeyi telgrafla onaylamıştır. Ali Fethi Okyar'ın genelgede imzası veya onayı bulunmamaktadır. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Sorularda Ali Fethi Okyar ve İsmet İnönü şıklara çeldirici olarak koyulabilir. Ali Fethi Okyar ve İsmet İnönü'nün Amasya genelgesinde imzası veya onayı bulunmamaktadır. Notlarımıza ekleyelim. 2016 Lisans KPSS sorusu. Amasya genelgesinin 1. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. 3. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Hükümlerinden hangileri milli mücadelenin yöntemini ortaya koymaktadır? A) 1 ve 2, B) 1 ve 3, C) 2 ve 3, D) 2 ve 4, E) 3 ve 4. Amasya Genelgesi ile Milli Mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi açıklanmıştır. Amasya Genelgesi'nin maddelerine bakarsak, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu madde Milli Mücadelenin en önemli gerekçesidir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu madde ile Milli Mücadelenin bir başka gerekçesi belirtilmiştir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu madde çok önemli arkadaşlar. Her zaman sorulabilir. Bu madde ile milli mücadelenin amacı ve yöntemi belirtilmiştir. Amaç ve yöntem bir arada verilmiştir. İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Her türlü denetimden uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Bu madde milli mücadelenin bir başka yöntemidir. Ayrıca bu madde ile temsil heyetinin kurulacağından bahsedilmiştir. Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Sivas'taki kongreye her ilden 3 delege katılacak. Bu delegeleri müdafaa-i hukuk, red hak cemiyetleri ve belediyeler seçecektir. Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Bu maddenin konulmasındaki amaç, Erzurum kongresine gelecek delegelerin memleketlerine dönmeyip oradan Sivas'a geçmelerini sağlamaktır. Yani Erzurum kongresinin toplanma kararı burada alınmamıştır. Her türlü tehlikeye karşı bu gelişmeler ulusal bir sır olarak saklanacaktır. Sorumuzu hatırlarsak bize milli mücadelenin yöntemini ortaya koyan öncüller sorulmuş. Birinci ve ikinci öncülümüzde yer alan maddeler milli mücadelenin gerekçesini belirtirken, üçüncü ve dördüncü öncülümüzde yer alan maddeler milli mücadelenin yöntemini ortaya koymaktadır. Sorumuzun cevabı E seçeneği 3 ve 4. Amasya genelgesinin dönemine kısaca bakarsak, ulusal egemenlikten ilk kez bahsedilerek rejimin değişeceğinin sinyali verilmiştir. Ulusal egemenliğe dayalı Yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ulusal egemenlikten bahsedildiği için bu genelge bir ihtilal bildirisi özelliği taşır. Burada eklemek istediğim birkaç önemli not var arkadaşlar. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi öncesinde askeri görevinden istifa etmiştir. Sineyi millete bir ferdi mücahit olarak geri dönmüştür. Mustafa Kemal artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, bağlı olmak zorundadır sözünü söylemiştir. 2019 Lisans KPSS sorusu. 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Delegeler ittihatçı olmadıklarını ispat etmeye çalışmışlardır. B. Kongre başkanlığı konusunda tartışmalar yaşanmıştır. C. Bolşevik propagandası görüşmelere damga vurmuştur. D. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. E. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar kabul edilmiştir. Sivas Kongresi'nin toplanmasına Amasya Genelgesi'nde karar verilmiştir. Sivas Kongresi, toplanma amacı, toplanma biçimi ve alınan kararlar açısından ulusaldır. Kongreyi engelleme girişimleri olmuştur. Bu girişimlere kısaca bakarsak, İstanbul hükümeti Elazığ valisi Ali Galip'i Sivas Kongresi'ni engellemekle görevlendirdi. Ali Galip olayı olarak bilinen bu girişim başarısız olmuştur. Bir diğer girişim ise Ankara valisi Muhittin Paşa tarafından gerçekleştirilmiştir. Muhittin Paşa başarısız olmuştur. Kongrede tartışılan konulara bakarsak, Rauf Orbay başkanlığı adaylığını koyarak Mustafa Kemal'in başkan olmasını engellemeye çalışmıştır. Ancak oy çokluğu ile Mustafa Kemal kongreye başkan seçilmiştir. ABD mandası altına girilmesi önerilmiş, kesinlikle reddedilmiştir. Ya istiklal ya ölüm parolası benimsenmiştir. Sivas Kongresi'nin maddelerine bakarsak, manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Erzurum Kongresi kararları aynen benimsendi ve ulusal boyuta taşındı. Bütün cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Temsil heyetinin üye sayısı artırılarak yetki alanı tüm yurdu temsil eder şekilde genişletildi. Mebusan Meclisi'nin toplanması için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı. Halkın milli mücadeleden haberdar olması için İrade-i Milliye adlı gazete çıkarılmasına karar verildi. Bu gazete temsil heyeti Ankara'ya gelince Hakimiyeti Milli adıyla çıkarılmıştır. Temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Komutanlığı'na atadı. Böylece temsil heyeti bir hükümet gibi davranmış, ilk kez yürütme yetkisini kullanmıştır. Kongreden sonra İstanbul hükümeti ile ilişkiler kesilmiş ve Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir. Damat Ferit hükümetinin düşürülmesi temsil heyetinin ilk siyasi başarısıdır. Bu hükümetin yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Sivas Kongresi'nin önemli noktalarını inceledik. Soruda bize Sivas Kongresi ile ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A, B, D ve E seçenekleri Sivas Kongresi ile ilgiliyken C seçeneğinde yer alan Bolşevik propagandası görüşmelere damga vurmuştur ifadesi yanlıştır. Sorumuzun cevabı C seçeneği. Samsun ve civarındaki çatışmaları durdurması için İstanbul hükümeti tarafından Mustafa Kemal'e verilen resmi görev aşağıdakilerden hangisidir? A. 9. Ordu Müfettişliği B. Başkomutanlık C. Ateşe Militerlik D. Kurmay Yüzbaşılık E. Yıldırım Orduları Komutanlığı <laughs> Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun'a çıkmıştır. 9. Ordu Müfettişliği'nin merkezi Erzurum'dur. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Mustafa Kemal'in bu göreve getirilme nedenlerine bakarsak, ittihatçı olmaması, Vahdettin'in veliahtlığı döneminde ona yaverlik yapması, İstanbul'dan uzaklaştırılmak istenmesi göreve getirilme nedenleri arasında gösterilebilir. Mustafa Kemal'in görevi, bölgedeki güvenliği sağlamak, bölgedeki halkın elinde bulunan silah ve cephaneyi toplamak, bölgedeki Türklerin Mondros ateşkesinin şartlarına uymasını sağlamaktı. Mustafa Kemal'in amacı ise Anadolu'da Milli Mücadeleyi başlatmak ve milli egemenliğe dayalı tam bağımsız bir Türk devleti kurmaktı. Mustafa Kemal'in Samsun'dayken İstanbul hükümetine gönderdiği rapordur. Bu raporda bölgedeki karışıklığın nedeninin Türkler değil Rumlar olduğu, Türklerin yabancı işgaline ve mandasına tahammülünün olmadığı belirtilmiştir. Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti arasındaki ilk görüş ayrılığı bu raporda belirmiştir. Ayrıca bu rapor ile Mustafa Kemal ilk kez kendisine verilen yetkilerin dışına çıkmıştır. Mustafa Kemal, 28 Mayıs 1919'da komutanlara ve mülki amirlere teşkilat kurmaları, mitingler düzenleyerek düşman işgalini protesto etmeleri gerektiğini bildiren genelgeyi aşağıdaki yerlerin hangisinde yayınlamıştır? A. Sivas B. Erzurum C. Ankara D. Havza E. Samsun Mustafa Kemal, Havza'da yayımladığı genelgeyle işgallerin düzenlenecek mitinglerle protesto edilmesi, özellikle İzmir'in işgali, itilaf devletlerine protesto telgrafları çekilmesi, azınlıklara kötü davranılmamasını istemiştir. Genelge hazırlanarak komutanlara ve mülki amirlere gönderilmiştir. Havza genelgesinden sonra İstanbul hükümeti ilk kez Mustafa Kemal'i geri çağırmış ancak Mustafa Kemal bu çağrılara uymamıştır. Havza genelgesi ile milli bilinci uyandırmak amaçlanmıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneği Havza. 2014 Lisans KPSS sorusu. İstiklal Harbimiz adlı eser aşağıdaki milli mücadele komutanlarından hangisinin anılarını içermektedir? A. Kazım Özalp B. Kazım Karabekir C. Ali Fuat Cebesoy D. İsmet İnönü E. Fevzi Çakmak Milli Mücadele Dönemi ile ilgili edebiyat ve sanat çalışmalarına bakarsak Nutuk, Söylev ve Demeçler, Mustafa Kemal Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Vurun Kahpeye, Dağa Çıkan Kurt, Halide Edip Adıvar Zeytin Dağı, Çankaya, Ateş ve Güneş, Falih Rıfkı Atay Yaban, Sodom ve Gomere, Ankara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Küçük A, Tarık Buğra Kalpaklılar Dolu Dizgin, Samim Kocagöz, Yorgun Savaşçı, Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir, Kuvayi Milliye Destanı, Nazım Hikmet, Sahnenin Dışındakiler, Ahmet Hamdi Tanpınar, Atatürk'ten Anılar, Kemal Arıburnu, Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman, buna yıldız atalım arkadaşlar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Cahit Külebi, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Milli Mücadele Hatıraları, Ali Fuat Cebesoy, Üç Şehitler Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Dumlu Pınar Önünde, Kemalettin Kamu, Dikmen Yıldızı, Aka Gündüz, Cehennem Değirmeni, Rauf Orbay, Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk Modern Türkiye'nin kurucusu, Andrev Mango, Eski Hastalık, Yeşil Gece, Reşat Nuri Güntekin, İstiklal Harbimiz, Paşaların Kavgası, Şarkılı İbret, İzmir Suikastı, Kazım Karabekir. Paşaların kavgası, şarkılı ibret, bunlara da yıldız atalım. Soruda bize İstiklal Harbimiz adlı eser sorulmuş. Sorumuzun cevabı B seçeneği Kazım Karabekir. 2016 Orta Öğretim KPSS sorusu. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Mebuslar Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu kararlar aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır? A) Pozantı Kongresi B) Afyon Kongresi C) Erzurum Kongresi D) Edirne Kongresi E) Balıkesir Kongresi Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesinde Şark Vilayetleri ve Trabzon müdafaa Hukuk Cemiyetleri etkili oldu. Kars İslam Şurası kongrenin düzenlenmesine destek verdi. Mustafa Kemal Erzurum'a gelince 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir "Ben ve kolordum emrinizdeyim paşam" demiştir. Erzurum Kongresi toplanma amacı ve toplanma biçimi bakımından bölgesel, alınan kararlar açısından ulusaldır. Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van kongreye delege gönderen şehirler arasındadır. Diyarbakır, Elazığ ve Mardin kongreye delege göndermeyen şehirler arasındadır. Kongre üyeliğinden Cevat Dursunoğlu ve Kazım Yurdalan istifa etmiştir. Yerlerine Mustafa Kemal ve Rauf Orbay geçmiştir. Erzurum Kongresi'nin maddelerine bakarsak, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu madde ile ilk kez ulusal sınırlardan bahsedilmiştir ve Misak-ı Milli'nin temelleri atılmıştır. İstanbul hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu madde ile ilk kez yeni bir hükümetin gerekliliğinden bahsedilmiştir. Kuvayi Milliye'ye etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu madde ile ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Manda ve himaye kabul edilemez. Bu madde ile ilk kez manda ve himaye fikri reddedilmiş ve tam bağımsızlık hedeflenmiştir. Mebusan Meclisi derhal toplanmalı ve hükümeti denetlemelidir. Bu madde ile ulusal iradenin İstanbul hükümetini denetlemesi amaçlanmıştır. Azınlıklara sosyal ve siyasal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Bu madde 1856 ıslahat fermanına tepki niteliğindedir. Her türlü tehlikeye karşı millet, vatanı birlikte savunacaktır. Doğudaki cemiyetler birleştirilmelidir. Bu karar bölgesel niteliktedir. Vatana karşı işgal amacı gütmeyen herhangi bir devletin yardımı kabul edilebilir. Bu karar dış politika ile ilgilidir. Erzurum Kongresi'nin maddeleri bu şekilde arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde 9 kişilik temsil heyeti oluşturulmuştur. Erzurum Kongresi kararları Albayrak gazetesinde yer almıştır. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar Sivas Kongresi ve Misak-ı Milli kararlarını etkilemiştir. Erzurum Kongresi'nde İlk kez milli sınırlardan bahsedildi. İlk kez manda ve himaye reddedildi. İlk kez Mebusan Meclisi'nin açılması dile getirildi. İlk kez geçici bir hükümet kurulması fikri gündeme geldi. İlk kez azınlıklara ayrıcalık verilmeyeceği belirtildi. İlk kez temsil heyeti kuruldu. İlk kez Misak-ı Milli'nin temelleri atıldı. İlk kez doğudaki cemiyetler birleştirildi. Sorum etninde verilen kararlar Erzurum Kongresi'nde alınmıştır. Sorumuzun cevabı C seçeneği. Ayrıca Erzurum Kongresi Mustafa Kemal'in ilk sivil faaliyetidir. Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin İttihat ve Terakki Fırkası'nın yeniden canlandırılmasına çalışılmayacağı ve var olan siyasi partilerden hiçbirinin siyasi emellerine hizmet edilmeyeceği konusunda yemin etmelerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeni siyasi liderlerin ortaya çıkmasına ortam hazırlamak. B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın desteğini almak, C) siyasi bölünmelerin önüne geçerek bütünlüğü sağlamak, D) yeni partilerin kurulması için uygun zemin oluşturmak, E) Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığı konusundaki tartışmaları önlemek. Sivas Kongresi'ne katılan delegelerin bu şekilde yemin etmelerinin amacı siyasi bölünmelerin önüne geçerek bütünlüğü sağlamaktır. Sorumuzun cevabı C seçeneği. 1918'de Celal Nuri ve Supi Nuri tarafından çıkarılan ve Mustafa Kemal'in isimsiz yazılarının yer aldığı gazete aşağıdakilerden hangisidir? A. İleri B. Minber C. Kurun D. Yeni Gün E. Açık Söz Bu sorumuzda milli mücadele döneminde basını inceleyeceğiz. Milli Mücadele Yanlısı Yayın Organları ve Milli Mücadele Karşıtı Yayın Organları şeklinde iki kategoride ele alacağız. Milli Mücadele Yanlısı Yayın Organlarına bakarsak, İrade-i Milliye, Sivas Kongresi'nde alınan kararla çıkarılmaya başlanmıştır. Hakimiyeti Milliye, Temsil Heyeti Ankara'ya geldikten sonra çıkarılmaya başlanmıştır. TBMM'nin yarı resmi yayın organı olmuştur. 1934'te Ulus adını almıştır. Ceride-i Resmiye, TBMM'nin resmi yayın organıdır. Cumhuriyet'in ilanından sonra resmi gazete adını almıştır. Minber 1918'de Mustafa Kemal ile Ali Fethi Okyar tarafından çıkarılmıştır. Açık Söz, Kastamonu'da çıkarılmıştır. İstiklal Marşı'nın yayımlandığı ilk gazetedir. Açık Söz gazetesine yıldız atalım arkadaşlar. Hukuku Beşer, İzmir'de yayımlanmıştır. Hasan Tahsin, gerçek adıyla Osman Nevres, bu gazetenin baş yazarıdır. Albayrak, Lepais, Hadisat, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yayın organlarıdır. Sebilur Reşat İslamcılık düşüncesini savunan bu derginin baş yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. İstiklal Marşı'nın yayımlandığı ilk dergidir. Kurun Mustafa Kemal Atatürk Asım Ustakma adıyla yazılar yazmıştır. İnönü hükümetini Hatay sorunundan dolayı eleştirmiştir. Bu gazete daha önce Vakit adıyla çıkarılmıştır. Sonra Kurun adını almıştır. Yeni Gün Yunus Nadi tarafından İstanbul'da yayınlanmıştır. Anadolu Ajansı Mustafa Kemal'in isteği üzerine 1920'de halide Edip adı var ve Yunus Nadi'nin katkılarıyla kurulmuştur. Dergah Milli Mücadele'yi destekleyerek Yahya Kemal, Nurullah Ataç gibi yazarları bir araya getiren dergidir. İleri Celal Nuri ve Supi Nuri tarafından İstanbul'da çıkarılmıştır. Mustafa Kemal'in isimsiz yazılarının yer aldığı gazetedir. Sorumuzun cevabı A seçeneği. Arkadaşlar sorulma ihtimali yüksek olanları açıklamasıyla birlikte sizlere aktardık. Milli Mücadele Yanlısı yayın organları sadece bunlar değil. Bunlara ek olarak Küçük Mecmua, Tasviri Efkar, İzmir'e Doğru, İktam, Akşam, Öğüt, İstikbal, Yeni Adana, Ahali, Emel, Vakit, Tercüman, Babalık şeklinde söyleyebiliriz. Bunları isim olarak bilmemiz yeterli. Değinmemin sebebi, aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Yalnız Yayın Organlarından biri değildir şeklinde soru gelirse ve seçeneklere bunlardan biri koyulursa sıkıntı yaşamamanız için belirttik. Bunların hepsini ezberlemek için uğraşmanıza gerek yok. İsimlerini bilmeniz yeterli. Şimdi de milli mücadele karşıtı yayın organlarına bakalım. Peyamı Sabah, Alemdar, Güler Yüz, Ümit, Tan, Aydede, Zincirbent, Zafer, Yeni Dünya, Ferda, Türkçe İstanbul, Şarkın Sesi, Irşat şeklinde bilmemiz yeterli. Yararlı, zararlı tarzı sorularda zararlıları bilmemiz aslında yeterli olacaktır. Ayrıca işimizi kolaylaştıracaktır. Çünkü zararlı olanların sayısı daha az. Bu da aklımızda bulunsun. 2017 Lisans KPSS sorusu. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilen Misak-ı Milli kararları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin gözetildiğine, B) Halkın isteklerine öncelik verildiğine, C) Tam bağımsızlık ilkesinin kabul edildiğine, D. Vatanın sınırlarının çizildiğine. E. Boğazlarla ilgili kararın milletler cemiyetine bırakıldığını. 28 Ocak 1920'de Mebusan Meclisi Misak-ı Milli kararlarını almıştır. Misak-ı Milli kararlarına bakarsak, Ulusal sınırlar içerisinde vatan bir bütündür, bölünemez. Bu karar ilk kez nerede alınmıştı? Erzurum Kongresi. Üç bölgenin geleceğine halk oylamasıyla karar verilecektir. Bu bölgeler Elviye-i Selase yani Kars, Ardahan, Batum, Batı Trakya ve Arapların yaşadığı yerler. Bir diğer maddeye bakarsak azınlıklara, komşu memleketlerdeki Müslümanlara tanınan haklar oranında hak tanınacaktır. Bu maddeyle uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesi ön planda tutulmuştur. Siyasi, adli ve mali gelişimimizi engelleyici kısıtlamalar, kaldırılacaktır. Bu maddeyle ile bahsi geçen kapitülasyonların kaldırılması isteği ilk kez burada yer almıştır. Boğazlar, İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlandığı takdirde uluslararası ticarete açılacaktır. Bu kararlar kabul edilirse Osmanlı dış borçları ödenecektir. Misak-ı Milli'de yer alan konular kısaca sınırlar, referandum yani halk oylaması, azınlıklar, kapitülasyonlar, boğazlar borçlar. Sorumuzu hatırlarsak, azınlıklara tanınan haklar, uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesinin gözetildiğini göstermektedir. A seçeneğine ulaşılabilir. Referandum, yani halk oylaması, halkın isteklerine öncelik verildiğini göstermektedir. B seçeneğine de ulaşılabilir. Misak-ı milli kararları ile siyasi, ekonomik, hukuki açıdan tam bağımsızlık hedeflenmiştir. C seçeneğine ulaşılabilir. Vatan bir bütündür, bölünemez maddesiyle vatanın sınırlarının çizildiğine ulaşılabilir. D seçeneği de doğru. Misak-ı milli de boğazlarla ilgili kararın milletler cemiyetine bırakıldığı ile ilgili bir madde yer almamaktadır. E seçeneğinde yer alan ibareye ulaşılamaz. Sorumuzun cevabı E seçeneği. Misak-ı milli kararlarında doğrudan millet egemenliği yani ulusal egemenlik ile ilgili herhangi bir karara yer verilmemiştir çok önemli bir noktadır. Misak-ı Milli sonucunda 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilmiştir. İstanbul'da ilk işgal edilen yer Şehzadebaşı Karakoludur. Mustafa Kemal'e İstanbul'un işgalini haber veren kişi Ahmet Hamdi Mart 16 yani bilinen adıyla Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey'dir. Mebusan Meclisi kapatıldı, birçok mebus Malta'ya sürgüne yollandı. Damat Ferit Paşa yeniden İstanbul hükümetinin başına geçti. İstanbul'un işgali üzerine temsil heyetinin aldığı önlemler. İstanbul ile olan haberleşme kesildi. Mebusların tutuklanmasına karşılık Anadolu'daki itilaf subayları tutuklandı. Asker sevkiyatını önlemek için Gey ve Ulu Kışla demir yolları tahrip edildi. Bu bilgiye yıldız atalım sorulabilir. Anadolu'daki resmi kurumların mali kaynaklarına el koyuldu. Yabancı temsilciliklerine işgali kınayan telgraflar çekildi. İstanbul hükümeti aşağıdakilerden hangisiyle temsil heyetinin varlığını resmen kabul etmiştir? A. Havza Genelgesi B. Erzurum Kongresi C. Amasya Genelgesi D. Amasya Görüşmeleri E. Sivas Kongresi Temsil heyeti Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümeti ile tüm ilişkileri kesmiş ve itilaf devletleri yanlısı tutum sergileyen Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir. Damat Ferit hükümeti yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Bu hükümet ile temsil heyeti arasında Amasya görüşmeleri yaşanmıştır. İstanbul hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa, temsil heyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey. Amasya görüşmelerinde 5 protokol halinde kararlar alındı. Bu protokollere bakarsak İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini tanıyacaktır. Mibusan Meclisi İstanbul dışında bir yerde toplanacaktır. İstanbul hükümeti itilaf devletleriyle görüşünce temsil heyetine danışacaktır. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir. Meclis açılarak yurt genelinde seçimler yapılacaktır. Bu kararları bilmemiz yeterli değerli arkadaşlar. Salih Paşa yalnızca seçimlerin yapılması ve Mebusan Meclisi'nin açılması, İstanbul'da açılması şartıyla kararlarını İstanbul hükümetine kabul ettirebilmiştir. Amasya görüşmeleriyle İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanımıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneği. 1. Balıkesir 2. Afyon 3. Sivas 4. Pozantı. Mustafa Kemal yukarıdaki kongrelerden hangisi ya da hangilerine katılmamıştır? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 ve 2 D) 1 ve 3 E) 2, 3 ve 4 <laughs> Mustafa Kemal Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozantı kongrelerine katılmıştır. Soruda bize katılmadığı kongreleri sormuş. Öncüllerde yer alan Balıkesir Kongresi'ne katılmamıştır. Sorumuzun cevabı A seçeneği yalnız bir. Erzurum ve Sivas kongrelerini önceki sorularımızda tüm detaylarıyla ele almıştık. Ele almadığımız kongreleri kısaca inceleyelim. Balıkesir Kongresi Hacim Muhittin Bey etkili olmuştur. Yunanlara karşı mücadele kararı alınmıştır. Batı cephesinin kurulmasına ve Kuvayi Milliye'nin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bölgesel nitelikli kararlar alınmıştır. Padişah ve halifeye bağlılık bildirilmiştir. Nazilli Kongresi, Celal Bayar, Galip Hoca takma adıyla katılmıştır. Nazilli işgal altında olduğu için Muğla'da toplanmıştır. Celal Bayar'ın bir diğer lakabı da Reşad-ı Alaşehir Kongresi, Hacim Muhittin Bey etkili olmuştur. Balıkesir Kongresi'nde alınan kararlar Alaşehir Kongresi'nde de alınmıştır. Yani Balıkesir Alaşehir kongreleri sonucu ortak bir savunma hattı kararı alınmıştır. Lüleburgaz Kongresi Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin girişimleri sonucunda düzenlenmiştir. Şakir Kesebir etkili olmuştur. Edirne Kongresi Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin girişimleri sonucunda düzenlenmiştir. Cafer Tayyar Bey etkili olmuştur. Afyon Kongresi Mustafa Kemal'in de katıldığı bu kongrede milli mücadeleye destek olunması kararı alınmıştır. Pozantı Kongresi toplanan son kongredir. Mustafa Kemal katılmıştır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Milli kararlarının alınmasında etkili olan ve başkanlığını Rauf Orbay'ın yaptığı grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Müdafai Hukuk B. Felah-ı Vatan C. İstiklal D. Tesanüt, E Hürriyet ve İtilaf. Amasya görüşmelerinde alınan kararlardan sonra seçimler yapılmıştır. Mustafa Kemal Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir. Mustafa Kemal İstanbul'a gidecek delegelerden bazı isteklerde bulunmuştur. Bu isteklere bakarsak kendisinin meclis başkanı seçilmesi, Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu verilmemesi, mecliste bir müdafaa hukuk grubu kurulması, mecliste misak-ı milli kararlarının onaylanması. Mustafa Kemal'in istekleri bu şekilde arkadaşlar. Mustafa Kemal başkan seçilmemiş, meclis başkanı önce Reşat Hikmet Bey, daha sonra Celalettin Arif Bey olmuştur. Öte yandan müdafaa hukuk grubu yerine felah vatan grubu kurulmuştur. felah vatan grubuna Rauf Orbay başkanlık yapmıştır. Bu grup mecliste misak-ı milli kararlarının alınmasını sağlamıştır. Sorumuzun cevabı B seçeneği felahı vatan. Temsil heyetinin merkezinin Ankara seçilmesinde 1. Batı cephesine yakın olması, 2. Ulaşım ve haberleşme imkanlarının uygun olması, 3. İşgale uğramamış güvenli bir bölge olması, özelliklerinden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C 1 ve 2, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Temsil heyetinin Ankara'ya taşınması kararı Sivas Komutanlar toplantısında alınmıştır. Temsil heyeti Ankara'ya gelince Ankara ulusal mücadelenin merkezi olmuştur. Merkezin Ankara seçilmesinde coğrafi konum, işgale uğramamış, güvenli bir bölge olması düzenli bir kolordunun bulunması, batı cephesine yakın olması, ulaşım ve haberleşme imkanlarının uygun olması, İstanbul'daki meclisin çalışmalarının yakından takip edilmek istenilmesi gibi faktörler etkili olmuştur. Öncüllerimizin hepsi merkezin Ankara seçilmesinde etkili olmuştur. Sorumuzun cevabı E seçeneği 1, 2 ve 3. Evet değerli arkadaşlar, videonun başında da söylediğim gibi öncelikle Olayların kronoloji tablosunu sizlerle paylaşacağım. Ardından hangi noktalar daha önemli bunlara bakacağız. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919. Samsun Raporu 20-22 Mayıs 1919. Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919. Amasya Genelgesi 20-22 Haziran 1919. Erzurum Kongresi 23 Temmuz, 7 Ağustos 1919. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919. Amasya Görüşmeleri 20-22 Ekim 1919. Sivas Komutanlar Toplantısı 16-28 Kasım 1919. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelmesi 27 Aralık 1919. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması 12 Ocak 1920. Misak-ı Milli kararlarının alınması 28 Ocak 1920. İstanbul'un resmen işgal edilmesi 16 Mart 1920. Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Bu kronoloji tablosunu bilmeniz sizlere kolaylık sağlayacaktır. Örneğin 2019 lisans KPSS'de şöyle bir soru soruldu. Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisinin hazırlıkları sırasında Osmanlı hükümeti tarafından 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınması üzerine bütün görevlerinden istifa ederek sine Millet'e dönmüştür. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi öncesinde askeri görevinden istifa ederek sine Millet'e dönmüştür. Soru kökünde hangisinin hazırlıkları sırasında ifadesi kullanıldığı için cevabımız Erzurum Kongresi olur. Böyle noktalara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi de Hangi noktalar daha önemli? Soru gelme ihtimali yüksek konular hangileri? ÖSYM geçmiş yıllarda hangi kısımların üzerinde daha çok durmuş bunları inceleyeceğiz. Amasya Genelgesi ile ulusal mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi açıklanmıştır. Çok önemlidir. Ayrıca Amasya Genelgesi'ni alınan kararlar ve bu kararların yorumlarıyla birlikte bilmeniz iyi olacaktır. Amasya Genelgesi'ne yıldız atalım. Erzurum Kongresi maddeleri ve yorumlarıyla bilinmeli. Ayrıca Erzurum Kongresi'nin ilkleri de çok önemli. Denemede bahsettik. Erzurum Kongresi'ne de yıldız atalım. Sivas Kongresi maddeleri ve yaşanan gelişmeler, temsil heyeti, İrade-i Milliye gazetesi gibi noktalar önemli. Notlarımıza ekleyelim. Misak-ı Milli kararları çok önemli ve her zaman sorulabilecek bir nokta. Misak-ı Milli kararları içerisinde Halk oylamasına karar verilen yerler, misak-ı millinin önemi gibi kısımlar iyi bilinmedi. Bunlara ek olarak Mustafa Kemal'in milli mücadele dönemindeki faaliyetleri, Kuvayi Milliye'nin özellikleri ve faaliyetleri önemlidir. Evet değerli arkadaşlar, denememizin sonuna geldik. Lütfen deneme sonucunuzu doğru yanlış sayılarını belirterek yoruma yazalım. Ayrıca deneme hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Arkadaşlar, sizden ricam eğitim faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videomuzda birinci TBMM dönemi denemesi yapacağız. Etkinliklerden anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Deneme sonucunuzu ve görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere esen kalın.